This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Olayların hızla geliştiğine bakarsak asıl soru bu hadisenin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıydı. Krim'deki bir Ukrayna askeri kuşlasının etrafını hiçbir kendini tanıtacak sembol taşımayan askerler tarafından çevrilmiştir. Mart 2014'te 132 yolcu Kopenhag'dan Roma'ya uçakla yolculuk yapmak üzeredirler. Kimsenin beklemediği bir olay. Doğu Deniz'in ortasında bir Rus askeri uçağı yolcu uçağının üstüne doğru hızla geliyor. Askeri uçak transponderini kapatmış durumda. İki uçağın arasında sadece 90 metrelik bir mesafe kaldığını İsveçli makamlardan öğreniyoruz. İyi hava şartları ve batılı askeriye sayesinde bu hadise kazasız atlatılabiliyor. Ukrayna Özel Bölgesi'nin başkenti olan Severopol'da ağır silahlı milisler devriyede. Göründüğüne göre bunlar Rus askerleridir. Kendilerini tanıtacak hiçbir işaret taşımamaktadırlar. Kışlalarına kapanmış Ukraynalı askerler, başka askerler de önünde nöbet tutuyor. Maskeli askerler, kendilerini tanıtan hiçbir işaret üstünde bulunmamaktadır. Çoğu zaman radarlara gözükmeyen Rus uçakları. This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately. Vurulan uçak Rus Su-24 askeri uçak tipindendir. Bu tipi hem Rus hem Suriye askeriyesi kullanmaktadır. Çoğu sefer, evet bunu doğru söylediniz, çoğu sefer uyarıldı kendisi. Zaten bir insansız hava aracını vurdurmuştu. Ve bugün... Belki Hollanda'nın Putin'in görüşme gününden bir gün önce olduğu için bir daha olursa bir daha vurur mesajını göndermiş olmuştur. Bu gelişmenin yeni boyutu ise Putin savaştan yorulmuş Amerikan askerlerini ve soğukkanlı politika yürüten Avrupa'yı tehdidiyle, soğuk savaş ve tehdit oyunları ile oynarken beklemediği bir anda aniden karşısına geri vuran Erdoğan gibi bir tip çıktı. Ve bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir olaydır. This is Turkish Air Force speaking on guard. You are approaching Turkish airspace. Change your heading south immediately.